Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Vav wow TV'nin değerli izleyicileri hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Önceki sohbetimizde Yusuf Aleyhisselam'ın işte kuyuya atılması, kardeşleri tarafından kuyuya atılması, Geçen bir kervanın onu kuyudan alıp Mısır'a götürmesi ve ucuz devenin bir bahaya satmaları hadisesini oraya kadar bahsetmiştik. Şimdi kalan kısmından devam edelim. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a geldi kervanla onu sattılar. Ayet-Kerimeden öğrendiğimize göre Vakalele dizterahu min Misra limraatihi ikrimi mesvahu asa en yenfa'na ev nettehizehu veleda. Şimdi Yusuf'u satın alan bu aziz olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. E, Tevrat'ta ve başka yerler Futifar diye ismi öyle geçiyor bu zatın. Efendim hanımın ismi de efendim, Züleyha. Bunu şeylerde dizilerde falan herkes biliyor Züleyha kıssasını. Ve işte bu aziz o hanımına diyor ki Efendim satın aldıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı hanımına buna diyor bakımını güzel yap. Ondan sonra ola ki bize ileride faydası dokunur. Hatta bunu evlatlık da edinebiliriz. Çünkü onların çocuğu olmuyormuş. Ee, Yusuf'u evlatlık da edinebiliriz. E bu tabi bir olayın, bir serüvenin başlangıcıdır. Yani hikmet içinde hikmet. Hazreti Yusuf'un işte buraya gelmesi, ondan sonra bu hanımın buna bir takım teklifte bulunması, hapse girmesi, kademe kademe ileride Mısır hazinelerinin başına geçmesi, bir serüvenin bir başlangıcı bu. Ve keder ke mekkenne Yusuf'e fil ardı. Biz böylece Hazreti Yusuf'u yani yeryüzüne Mısır'a hakim kılmak için bunu bir sebep yaptık. Efendim ona rüyaları yorumunu öğretmek istedik. Ondan sonra böylece Allah hükmünü emrini yerine getirecektir. Allah'ın bir planı var. Kader programı içinde kademe kademe Yusuf Aleyhisselam'ı efendim daha en üst noktalara getirecek. Bu olayları kademe kademe geçerek. Allah işinde galiptir, hükmünde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor, bilmezler. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın bu macerasının sonunda o hapis vesaire hadiselerinden sonra Mısır'a hükümran olmasının şeyi burada başlamış oluyor. Ve lemme belaga eşuddehu ateynahu ve ilma. O Yusuf Aleyhisselam rüştüne erince biz ona hikmet ve ilim verdik diyor Cenab-ı Hak. Biz dürüst hareket edenleri mükafatlandırırız. Yusuf aleyhisselam da gerçekten dürüst her konuda efendim örnek bir insandı. Tabi özet olarak geçiyor burada. Tevrat'ta daha uzun anlatılıyor. Bunların detayı var. Hatta bu Tevrat'ta geçen Yusuf kıssası ile Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kıssa, Malik bin Nebi tarafından onu Kur'an fenomen de Kur'an diye bir şeyi var. Kur'an mucizesi kitabını da okumuştum zamanında. Karşılaştırmış aşağı yukarı yüzde seksen belki daha fazla uyuşuyor. Fakat bir takım orada detaylar var Tevratta. Efendim fakat Kur'an ı Kerim burada daha özet anlatıyor bunu. İşte teslim alıyor diyelim kadın. Yusuf Aleyhisselam evde onların bir nevi çocuğu gibi evde bulunuyor, yetişiyor. Fakat tabii Yusuf Aleyhisselam belli bir yaşa da gelince gayet de dünyanın en güzel insanlarından. Bu hanım da efendim tabii evde yalnız olduğu için bir takım rivayetler var. Kocasının da cinsel iktidarı yokmuş falan diyorlar ama o detay lazım değil. Bize burada o anlatılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onu Yusuf Aleyhisselam evdeyken kadın bu Yusuf Aleyhisselam'dan, kam almak istedi. Yani onunla beraber olmak istedi. Ve ve gallekatil ebvabe kapıları sıkıca kapadı. Ve kalet heytelek gel dedi Yusuf Aleyhisselam'a. Yani harama davet etti. Yusuf Aleyhisselam bakın iffet timsali. Bu en güzel ve gençliğin böyle kanının kaynadığı bir dönemde hiç kimsenin olmadığı bir yerde kale <laughs> maazallah Allah korusun dedi. İnnehu Rabbi ahsene Ben bunu nasıl yapabilirim? Benim efendim beni para verip satın alan efendim evlat ediniriz diyen bu zata karşı ben nasıl şey yapabilirim? Efendim hainlik yapabilirim O bana güzelce baktı. Efendim sahip oldu bana. Korudu, himayesi altına aldı. Ben ona efendim bu hainlik yapamam. İnnehu la zâlimun. Çünkü haksızlık yapanlar, zalimler asla iflah olmazlar. Ben böyle bir şey yapamam diye reddetti. Şimdi bakın buradan çıkarılacak çok, çok dersler var. Mesela halvet dediğimiz bir şey. Yani yabancı bir kadın ve erkeğin yalnız bir yerde olmaması lazım. Çünkü şeytan e şeytan ibni ademe Şeytan İnsanın vücudunda kanın dolaştığı gibi insandan ayrılmaz. Daima bir takım vesveseler verir. Ya efendim günahları süsler. Ayet-i kerimede zaten ve zeyyene lehumu şeytanu amalehum. Efendim şeytan onların yaptıkları işleri onlara süslü gösterdi. Onun için bu mümkün mertebe uzak durmak lazım. Yani töhmet mahallerinden uzak durmak lazım. Ama burada bize bir ders yani Hazreti Yusuf'un iffet ve efendim namusuna ne kadar düşkün olduğunu, nefsine ne kadar hakim olduğunu bize göstermiş oluyor. Ve lekad hemmet bihi. Kadın neticede ondan kam almak istedi. Ona tabii meyli oldu. Efendim ve hemme biha. Bunun tefsiri konusunda değişik görüşler vardır. Yani kadın ondan işte arzu etti, birleşme arzusunu gösterdi, kurdu kafasında. Yusuf Aleyhisselam da yani aynı böyle onun istediği gibi bir istek değil de tefsirlerde diyor ki ona karşı tavır alma ya niyetlendi. Efendim ona mani olmaya niyetlendi. Bazıları da diyor ki ya neticede insandır o peygamber de olsa öyle bir arzu duyabilir içinden. Ama sonra toparlandı. Dedi ki levle enra burhan rabbi eğer Rabbinin ona gösterdiği o burhanı gerçeği görmemiş olsaydı belki o da aynı arzuya kapılacaktı. Yani bu beşeri bir zaaf gibi de böyle yorumlanabiliyor ama Cenab-ı Hak korumuş oluyor. Peygamberlerin biliyorsunuz bir ismet sıfatı vardır. Masumiyet Cenabı Hak onları büyük günahlardan affedim hatta diğer günahlardan da korur. Peygamberlikten önce de peygamberlikten sonra da yüz kızartıcı fiil yapmazlar peygamberler. Ufak tefek zelle dediğimiz işte mesela şeytan babamız Adem'i Hazreti Adem'i fe şeytan anamızı babamızın ayağını kaydırmıştı işte vesvese verdi. Ufak tefek sürçmeler olabilir ama böyle yüz, yüz kızartıcı fiiller yapmaz peygamberler. Cenab-ı Hak da demek ki onu korudu ve Yusuf Aleyhisselam efendim karşı koy tavır aldı. Veste bakal baba kaddet kamisahu min duburin ve el feya seyide haledel bab. Bunlar bir, bir kovalama yani kadın arkadan Yusuf önden. Kadın ona sahip olmak için Yusuf da kaçmak için böyle kapıya doğru koşuştular. O arada demek ki Züleyha Yusuf'un bu entarisini gömleğini arkadan çekti herhalde, herhalde ki ondan tam o sırada kapının önünde işte bu Azizi Putifar ismi öyle geçiyor ya Azizi o kapının önünde buldular. Sonra kadın tabii halbuki kendini temize çıkarmak için dedi ki Kalet ma cezau men arada bi ehlike su'en illa en, -en yusjana ev azabun elim. Senin ailene bu böyle işte tasallut, tecavüzde bulunmak isteyen, sarkıntılık yapmak isteyen bir insanın cezası ya hapsedilmektir veya bir elin bir azaba cezaya çarptırılmaktır dedi. Halbuki Yusuf Aleyhisselam onun şeyinden korunmak için kaçmıştı. Efendim kocasına karşı böyle bir şeyde bulundu Züleyha. Sonra Kale e ee, Yusuf aleyhisselam da dedi ki: "Kale hiye ravedetni an nefsi." Hal dedi ki: "Hayır. Bu Züleyha senin hanımın benden kam almak istedi. Benden talepte bulunan odur. Ben böyle bir talepte asla bulunmadım." Ve şahide ve şehide şahidun min ehliha. O arada kadının Züleyha'nın ailesinden yakınlarından birisi de orada hazır oldu, şahit oldu o olaya. Efendim o kapının önündeki olaya o dedi ki: e, inkana kamisuhu kudde min kubulin fasad, fasadakat ve huve minel kadibin." Eğer o şahit dedi ki o azize kocasına efendim eğer dedi Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa bu kadın yalan söylüyor. Şey, önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, Yusuf yalan söylüyor demektir. Ve inka kamîsuhu kudde min dübürün, dübürün fekedebet ve huve min Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın efendim yalan söylüyor, Yusuf doğru söylüyor. Çünkü yani kaçanın arkasından gömlek tutulur, öyle yırtılır efendim. Dolayısıyla burada suçlunun kadın olduğu anlaşılmış oluyor. Felem meraa kame sahvu duburin tabi kocası bu fitifar bunu görünce Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce kale innehu min kaydikun dedi ki kendi kendine bu sizin dedi efendim hilenizdendir bu tuzağınızdandır. Yani yani Yusuf böyle bir iş yapmadı. Bak gerçek ortaya çıktı. Ama bu sizin yaptığınız tuzaklardan, komplolardan birisidir. Yani sizin hileniz de gerçekten tuzaklarınız, komplolarınız da korkunçtur, büyüktür dedi efendim Aziz. Kur'an-ı Kerim'de Aziz olarak ifade ediliyor. Tabi bu olay her şeye rağmen kapatılmak istense de duyuldu yayıldı efendim. Sonra efendim vakale nisvetun fil medineti imraatul azizi turavidu fetaha an nefsihi. Bu şehrin bu sosyete ileri gelen bu şeyler Züleyha'nın kadın dostları dedi ki ya bu Aziz'in hanımı efendim bu gençten delikanlıdan evdeki kendilerine emanet edilen evlatlık edinmek üzere verilen bu delikanlıya aşık oldu. Efendim ondan kam almak istedi. Kadı şagafaha hubba onun sevgisi e, içini kapladı. Efendim ciğerini yaktı, bağrını yaktı bunun Yusuf'a aşık oldu. Efendim inna lenerahu fi dalalin mubin. Biz onu gerçekten bir yanlışlık, bir sapkınlık içinde görüyoruz diye böyle dedikodular yaptılar kadınlar. Tabi bu dedikodu neticede Züleyha'nın da kulağına geldi. Felemme semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne. Efendim o kadınların bu dedikodularını böyle arkasından hani konuşuyorlar ya işte bak koskoca efendim vezirin azizin hanımı gitti bir efendim köleye satın alınan birine aşık oldu böyle şey olur mu bu yakışır mı falan bu dedikoduları duyunca efendim erselet ileyhinne ve atadet lehunna muttakan faatat kull vahidatin min hunnesikinan ve kalat tahrac aleyhinne felamma raainahu ekbarnahu ve qattan aydihunna ve kulna haşa lillahi ma hada beşer in hada illa melekun kerim şimdi tabii bu dedikoduları önlemek için kendilerinin, kendisinin, Züleyha kendisinin haklı olduğunu, yani böyle bir güzel delikanlı karşısında hiç kimse kendine sahip olamaz. Bunu onlara göstermek için bir şey yaptı. Kendine göre bir tertip düzenledi, girişti. Onlara haber yolladı Mısırlı. Hani burada da gayet özel olarak, özet olarak anlatılıyor efendim hanımları davet etti. O ileri gelen tabii bu Mısır sosyetesini diyelim. Onlar için böyle şeyler hazırladı. Koltuklar hazırladı. E tabii misafirlere şimdi böyle mükellef bir sofra hazırladı. Evi dayayıp döşedi. Ondan sonra sofralar hazırlandı. Çeşit çeşit yemekler neyse. Her birine de tabii meyveler de gelecek. Bir bıçak verdi ellerine bu gelen misafirlerin ellerine. Ondan sonra tabi her şey hazır. Belki yemekler yendi. Sıra meyveleri soymaya gelince diyelim. Haber yolladı Yusuf'a. Ondan sonra uhruc aleyhinne. Vakalet uhruc aleyhinne. O Yusuf gizli arkadaydı. Çık dedi şeye. Efendim perde veya kapı açıldı. Bu kadınların huzuruna çık diye işaret verdi. Felemmâ ra'eynehu kadınlar Yusuf'u görünce Ekber nehu gözlerinde büyüdü Yusuf efendim vakat tane Yusuf'a bakarken ellerini kestiler meyve soyacakları yerde Yusuf'un güzelliği karşısında büyü, büyülendiler. Hani derler ki hüsnodur kim seyrederken ihtiyar elden gider. Güzellik odur ki ona bakarken insanın iradesi aklı başından gider. Yani güzellik büyüleyici bir şeydir. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği de gerçekten efendim dillere destandır. Ama unutmayalım ki Hazreti Peygamber'in güzelliği daha baskındır. Hani sahabeden birisi bir aya bakmış, bir de Resulullah'ın yüzüne bakmış. Ya Resulullah vallahi demiş, senin yüzün aydan daha güzel. Hazreti Peygamber bütün güzellikleri kendisinde toplamış maddi manevi. Yusuf Aleyhisselam da böyle güzeldi. Yani Züleyha hakkında ileri geri konuşan, yani bak bak efendim satın alınan köleye aşık oldu, bu ona yakışır mı filan diyenler, Yusuf'u görünce böyle akılları başlarından gitti, meyve soyacakları yerde farkında olmadan ellerini kestiler. Efendim, وَكُلْنَ هَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا Haşa dediler bu bir insan olamaz. Yani bu insan değil. Bu dediler efendim bir şeydir. İnha da illa melekün kerim. Bu olsa olsa çok yüce bir melektir. Böyle bir insan görülmüş değil diye akılları başlarından gitti. Efendim şimdi Züleyha da onlara dedi ki Şimdi bak beni ayıpladığınız kimse var ya işte Yusuf bu. Hani diyordunuz sen nasıl oldu da buna aşık oldun? Bir hanımefendi kölesine aşık olur mu? Hizmetçisine aşık olur mu? Filan diyordunuz. İşte gördü bak sizde aklınız başınızdan gitti. Ellerinizi kestiniz. Beni kınadığınız şey bu. Benim durumumda olsaydınız belki siz de aynı konuma düşecektiniz efendim. Sonra itiraf etti kadın. Ve lekad kadravetu an-nefsihi fasta'sa aslında Yusuf benden değil, ben Yusuf'tan talepte bulundum. O, onunla beraber olmak istedim, ondan kam almak istedim. Fakat o kendine sahip çıktı, Allah'a sığındı. Efendim, ve le in lem yef'al ma amuruhu le yuscenenne ve le yekunem sagirin. Eğer emrettiğim şeyi, demek ki talebinde yine devam ediyor, ısrar ediyor eğer benim arzuma uymazsa mutlaka hapse düşecek ve aşağılanmış, horlanmış bir konuma düşecektir diye o hanımların yanında da Yusuf Aleyhisselam'a bu şeyini arzusunu ifade etti kadınların huzurunda. Yusuf Aleyhisselam da bakın yine o şeyi metaneti devam ediyor. Kale Rabbi sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. Ya Rabbi dedi. Efendim, bunların teklifini kabul etmektense hapis hayatı benim için daha hayırlıdır. Efendim, ve illa tasrif anni kaydehunna. Eğer onların hilelerini benden savuşturmazsan, asbu ileyhinne, belki onlara meyleder ve küminel cahilin cahillerden olabilirim. Ya Rabbi, sana sığınıyorum dedi. Yani bu fevkalade bir hadis-i şerif de hatırıma geldi. Hani sebatun yuzilluhumullahu yevme illa zillu. Yedi kimse vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı arşa, mahşerde arş alanın gölgesinde Cenab-ı Hak onları gölgelendirir. Bu yedi kişiden birisi de böyle soylu, güzel bir kadın kendisini kötü bir fiile, zinaya davet ettiği zaman ben Allah'tan korkarım diyen o insan genç var ya, Allah'ın arş alanın gölgesinde gölgelendireceği kimselerdendir. İşte Yusuf Aleyhisselam da bu gençlere en güzel örnektir. Ne dedi? Ya Rabbi dedi, efendim eğer sen onların hilesini benden uzaklaştırmazsan belki meylederim cahillerden olurum diye Allah'a sığındı. Festecabe lehu rabbuhu. Rabbi de onun duasını kabul etti. Allah'a sığınmak lazımdır bu hususta. Çünkü zina meselesi çok hassas, böyle kaygan bir zemindir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de La takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. İnnehu fahişe, o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Bakın zina yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın. Eğer zinaya götürecek yollara tevessül ederse bir insan o zina fiilini işleyebilir. O tehlikeli bir sahadır çünkü. Hz. Yusuf da Cenab-ı Hakk'a sığındı. Efendim Cenab-ı Hak da onun duasını kabul etti ve hanımların hilesini, en yani tuzağını, komplosunu onlardan uzaklaştırdı. Çünkü innehu huve semiul alim. Şüphesiz ki Allah efendim her şeyi işiten, her fiili görendir efendim burada sonra sünne bedaluhum min ba'de ma ra'u'l ayat la sonra böyle olmakla beraber bu iş ileride bir takım böyle ayyuka çıkmasın dedikodular e, kesilsin diye Yusuf Aleyhisselam'ı efendim kendi aralarında işte görüştüler işte o aziz işte ondan sonra dediler ki efendim bu şeyleri de gerçekleri gördükten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın belli bir süre belli bir süre hapishanede kalmasına karar verdiler. Neticede efendim Yusuf Aleyhisselam böyle e, hakikat ortaya çıktığı halde kendilerine göre işte bu dedikodular kesilsin diye Yusuf Aleyhisselam'ı ne yaptılar? Hapse attılar. Tabi söylediğimiz gibi görünürde bu Yusuf Aleyhisselam'ın aleyhine tabi hapse girecek haksız yere ama neticede bu bir şeydir, serüvendir. Eğer hapse girmemiş olsaydı işte orada hapishane arkadaşları rüya tevili ondan sonra işte bu Mısır kralının rüya görmesi sonra bu hapishanedeki arkadaşların Hazreti Yusuf'u onlara haber vermesi, çağrılması, rüya tabiri buradan geçti Mısır'a Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a hakim olmasının yolu buradan geçti. Onun için hapishaneye girdi, hapse girdi. Sonra veda veda hale mahu sicne feteyan. Tabi Yusuf Aleyhisselam hapse girdi. Onunla beraber iki genç, iki delikanlı da hapse girdi. Ondan sonra bunlar rüya gördüler. Yusuf Aleyhisselam'a bu rüyalarını haber verdiler. Kal ahaduhuma inni arani asiru hamra. Birisi dedi ki ben rüyamda böyle şey üzüm sıkıyorum. Yani şaraplık üzüm sıkıyorum. Ee, şarap üzümden oluyor tabii veya hurmadan her çeşitten olur da ben böyle şarap sıkıyor olarak görüyorum kendimi. Rüyada böyle görüyorum. Şarap sıktığımı görüyorum dedi. Ve öteki de dedi ki inni al el inni efendim erani ahmilu fevke râsî hubzâ. Görüyorum ki efendim başımda, başımın üstünde bir şey var. Efendim ekmek var. Te'külü <laughs> tayru minhu. Kuş o ekmeği gagalıyor tepemde, başımda o ekmeği yiyor. Nebbi'nâ bi tevilihi. <laughs> Yusuf'a dediler ki bu rüyanın teverini bize haber ver inna narake minel muhsinin. Seni biz iyi insanlardan, efendim böyle mükrim, insanlara iyilik yapan, samimi insanlardan, muhsinlerden görüyoruz dediler. Hazreti Yusuf da, kâle lâ ye'tîkuma ta'amun illa illâ bi bite'vîlihi kâble en Evet, ben, tabi Cenab-ı Hak bana bazı bilinmeyen şeylerin bilgisini öğretti efendim size bir yiyecek, size rızık olmak üzere bir yiyecek getirildiği zaman ne getirildiyse ben onu size ulaşmadan evvel o yemeğin ne olduğunu ben size haber veririm. Size gelmeden önce o bana bildirilir. Efendim işte bu bu Rabbimin bana bildirdiği bir şeydir, özelliktir. Efendim inni taraktu millete kavmin la yu'minuna billahi ve hum bil ahiretihim kafirun. Tabi burada Yusuf Aleyhisselam tabi bunu da bir fırsat bilerek bu hapishaneyi bu hapishane arkadaşlarına efendim bir nasihatta tebliğde bulunmaya efendim bulundu. Ee, Rabbim bana bunları öğretti. Ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmi terk ederek buraya geldim dedi efendim ve ve tebatu millete aba İbrahim ve İshak ve Yakup ben efendim babam efendim işte Yakup'un İshak'ın İbrahim'in tabi burada e, Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam babası İshak Yakub Aleyhisselam'ın babası İbrahim de İshak Aleyhim'in ben diyor onların dinine tabi oldum Ma kana lana en billahi min şey. Bizim Allah'a şirk, şirk orta ortak koşmamızın bir gerekçesi olamaz. Efendim zalike min fadlillah aleyna. <laughs> Allah'ın bize bir lütfudur bu ve bize ve insanlara. Fakat velakin ekseren nas la İnsanların çoğu bu şeyi bilemezler. Yani Yusuf Aleyhisselam o hapishanede olduğu o süreyi iki arkadaşına dini tebliğ etmek demek ki onlar da belki putlara tapıyorlardı. Dolayısıyla hani derler ki hapishane medreseyi Yusufiye derler. Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi okuludur. Yani bir Müslüman gerçekten hapishaneye bile düşmüş olsa vaktini boşa geçirmez. Ya kitap okur veya arkadaşlarına Kur'an öğretir, namaz kıldırır. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı iş bu. Yani biz tarihimizden de biliyoruz ki yakın uzak tarihte pek çok İslam alimleri eserlerini hapishanede yazmışlar. Mesela Seyyid Kutup Merhum Fi Zilalil Kur'an tefsirini orada yazmış. i̇mam Azam da hapishaneye düştü. Bu efendim Serahsi Mepsut o sahibi o da hapishaneye eser vermişler. Yusuf Aleyhisselam da hapishanede hizmet ediyor ve oradaki arkadaşlarına nasihatta bulunuyor. Ondan sonra işte ya sahibi sicin erbab müteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar. Ey hapishane arkadaşlarım, çeşit çeşit ilahlara tapmak mı daha hayırlıdır? Her şeye hakim olan, hükmeden bir Allah'a inanmak mı daha hayırlıdır diye nasihat etti. Bu nasihatleri devam edecek. Vaktimiz doldu. Gelecek sohbetimizde bu kalan yerden devam ederiz ve buradaki hikmetleri efendim ortaya çıkarmaya çalışırız. Cenab-ı Hak burada geçen bu hadiseleri, burada anlatılan bu hikmetleri, ibretleri gören ve bunlardan ders çıkaran ve bunlara göre hayatını idame ettiren kullarından eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.